fiyatlarını belirleyen iki temel unsurdan, üçüncü bir unsur da ekleyebiliriz. Bunlar birisi dolar kuru, doğrudan doğruya fiyata zam olarak yansıyor. Ya da dolar gerilerse, biz son zamanlarda doların gerilediğini görmedik, indirim olarak yansıyor. İkincisi de uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatları. Bir temel unsur daha var, o da motorun ve benzinin uluslararası piyasalardaki ton fiyatı. Oralardaki oynama da yukarıya yönlü olduğunda zam, aşağı yönlü olduğunda indirim olarak yansıyor. Son zamanlarda özellikle küresel piyasalardaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın rafinerilerine yönelik saldırılar, işte deniz geçişleri, tankerlerin deniz geçişlerinin olduğu bölgelerdeki bir takım gerginlikler Brent petrolün yükselmesine neden oluyor. Ve buna bağlı olarak da Türkiye doğalgazla ve akaryakıtla dışa bağımlı olduğu için depolarda sürekli bir zam görüyoruz. Fatma, çok ilginç bir şeydir. 2023 yılının Mart ayına gittiğimizde, Mart'ın işte ilk yarısında 15'inde 1 litre benzin ve motorin 20 lira 21 lira civarında. Şimdi baktığımızda 42-43 lirayı görmüş durumda. %100'ün üzerinde bir artış var. Zaten son işte 10 gün içerisinde iki kez peş peşe çifte zam gördük. Hem motorine hem de benzine. Bu gece 1 TL'lik motorinde bir indirim var. Şimdi burada önemli olan elbette ki dolar kuru. Şimdi Merkez Bankası dolardaki artışı frenleyebilmek için 500 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Bu kuru baskılamak için, ama bu arada da milyarlarca dolarlık rezerv eridi belli bir noktada tutmak amacıyla. Şimdi buradan bakıldığımızda kurun orta vadeli programa baktığımızda 36,5-37 yıl ortalaması. Biz biliyoruz ki 38,5'u da bulur bu. Bu durumda yıl sonunda kurun 44-45 liraya kadar çıkması olası. Şimdi 45 lira olasılığın üzerinden düşündüğümüzde bu her artış akaryakıta, benzine, motorine zam olarak gelecek. Piyasayla, sektörle konuştuğumda onlar da eğer 45 lira olursa dolar kuru 60-65 liraya kadar 1 litre benzinin, motorinin gelebileceğini söylüyorlar. O Bu da halde ciddi bir Mustafa rakam. Sarıgül'ün bir kupa bardağı doldurduğu benzin ardından tekere fırlatmıştı. 50 liralık alıyorduk, 50 liralık geziyorum ben zaten diyenlere artık 50 liranızı 60 liranın üstüne çıkarmanız gerekiyor ki onu da alamayacaksınız. Yani orada bir hesap var. Artık buna göre cevap vermek gerekir diye düşünüyorum. Tabii şöyleydi. O biraz da iktidara yakın olduğunu düşündüğümüz vatandaşların işte zamların görmezden gelerek ya ben hep 50 liralık alıyorum dedikleri bir klişeydi. Ama ben işte akaryakıt istasyonları sahipleriyle konuştuğumda artık 50 lira değil 500 liralık bile alsanız işte o göstergeyi hafifçe kıpraştırıyor. Yani Gübre bir şöyle bir miktar. hafif titriyor. Doğru Evet, söylüyorsunuz. tamamen öyle. Titriyor. Şimdi zaten 1 litreyi aldığınızda istasyondan çıkıp 3-5 kilometre yaptığınızda arabanız size tekrar istasyona gitmeniz talimatını, komutunu verecektir. Şimdi burada önemli bir konu daha var tabii. Akaryakıt istasyonlarında gittiğinizde depoyu doldurdunuz 2500 lira. Zaten akaryakıtta alışverişlerin önemli bir bölümü Fatma artık kredi kartları üzerinden yapılıyor. O da %90'a ulaşmış. Nakit hemen hemen azalmış. Tabii bir de seçim sonrasında özellikle 15 Nisan'dan itibaren kredi kartlarında faiz oranları 5'i, 5,5'u buluyor. Ve bu bileşik faizi %75, %80'i bulacak. Orada da vatandaşı bekleyen ciddi bir sorun var. Nakite, paraya ya da ihtiyaç duyduğu ürünleri almakta yaşayacağı sorunlar anlamında. Ama biz özellikle seçim sonrasında kurda yavaş yavaş kıpırdanma oldukça akaryakıtta yeni zamları konuşacağız gibi görünüyor. Bu arada Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretimi olduğu açıklanıyor. Yıl sonunda bunun 100 bin varile çıkması hedefleniyor. Umarım bu düzeye ulaşır çünkü Türkiye gerçekten özellikle enerjide dışa bağımlı ve cari açık üzerinde de bu enerji ithalatı ciddi bir baskı oluşturuyor. Nas ekonomisinin bize getirdiği sonuçlar bunlar. Yani bundan geri dönüş oldu. Orta vadeli plan açıklandı. Rasyonel politikalara dönüldü ama bunun acı reçetesi 2 yıl daha sürecek en iyi tahminle diyelim. Şimdi bir son sorumuz daha var. O da iletişim. Yani internet, telefon, tüm bunlara baktığımızda yine burada da bir artış bekleniyor. Zaten yeterince pahalı bir internet ulaşımımız yokmuşçasına buraya da bir zam gelecek gibi görünüyor. Nedir orada durum? Şimdi telekomünikasyon sektörü özellikle internet ayağına bakıldığında internette yapılan moda değişiyle güncellemelerin aslında sektörün ihtiyaçlarının ya da maliyetlerinin altında kaldığı söyleniyor.
Bu nedenle de işte internet altyapısına gerekli yatırımlar yapılmadığı sektör ifade ediyor. Şimdi normalde Türk Telekom her yıl yılbaşında toptan dediğimiz, yani internet servis sağlayıcılara altyapısını kullandırıyor. Bunun karşılığında da toptan tarife deniyoruz. Orada bir fiyat artışı yapardı. Bunu yapmadı. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Seçim sonrasında. Seçim sonrasında internette ve cep telefonu görüşme ücretlerinde, tabii sabit telefonda da, sabit telefon olabildiğince azaldı zaten, bir artış gündeme gelecek gibi duruyor. Ben yine sektörle konuştuğumda fiyatın artabileceğini söylüyorlar. Oran ilginç tabii. Enflasyon %67 Şubat ayı enflasyonu. Mart'ta bir miktar daha yükselmesi, hatta Mayıs'ta %75'i bulması bekleniyor. Eğer bu oranlarda zam yapılırsa toptana, perakende de, yani nihai tüketiciye yansıtacak oran da bunun bir miktar üzerinde olabilir. Tabii hepsi zaman içinde ortaya çıkacak ama bizim bildiğimiz bir gerçek var. 1 Nisan'dan sonra seçim bittiği için geçim ve geçim derdi daha yoğun olarak bizi bekliyor diye.